Sevgiler, saygılar, hürmetler efendim. Çok özel bir hikayeyle şöyle hemen şu dakikaları bir değerlendirelim. Evet, bir can kulağı kesilin. Hikayeden sonra ya da şimdi siz bilirsiniz, anın eli tutulmaz, beğenilerinizi ve paylaşımlarınızı unutmayın, olur mu ama? Önemli. Teşekkür ediyorum. Şöyle bakın, hikayemizin ismi sevgili can bağları. Gelin bu Ramazan birilerinin kapısını çalalım. Evet, hikayenin kahramanları 4 üniversiteli kız arkadaş. Bir gün bunlardan 3 kız arkadaş Ramazan'da bir araya gelip bir iftar yapalım diyorlar. Bir araya gelip buluşuyorlar. Eğlenip gülüyorlar. Çeşit çeşit yemeklerle güzel bir ziyafet çekip çok güzel bir akşam geçiriyorlar. Sonra diyorlar ki bir eksiğimiz vardı. Midiha yoktu bugün. Yarın ona gidelim. Çat kapı kapısını çalalım. İftara Midiha'ya gidelim diye bir karar alıyorlar. Midiha çok çalışkan ve başarılı bir öğrenci. Hatta arkadaşları dersten kaçıp her seferinde Gülhane Parkı'na gitmek istediğinde onları ikna edip derse getiren de hep Midiha olmuştur. Ertesi gün 3 arkadaş Midiha'nın evine giderler. Bakalım neler olacak. Kapıyı çalacaklar. Midiha kapıyı açacak, şaşıracak ve mutlu olacak ve birlikte iftar yapacaklar diye hayal ederlerken 3 arkadaş kapıyı çalıveriyorlar. Kapı çalınıp Midiha kapıyı açınca bir anda bütün hayaller sönüyor ve büyük bir hayal kırıklığı yaşanıyor. Midiha şok olmuş bir vaziyette arkadaşlarına bakıyor. Neden geldiniz? Ne işiniz var der gibi bakıyor. Aslında o sırada arkadaşlardan bir tanesi havayı yumuşatmak için içeriden çok güzel kokular geliyor. Yoksa annen kadayıf mı yaptı? Gibisinden bir espri patlatmaya çalışıyor. O sırada Midiha'nın annesi kapıya doğru geliyor. Midiha'nın annesi kapıya gelince Midiha biraz mahcup, biraz sıkın bir şekilde "Anne, sınıftan arkadaşlarım iftara gelmişler bize." Annesi de "Buyur" ediyor içeriye. "Buyurun" diyor. 3 kız arkadaş içeriye geçtiklerinde gördükleri manzara bütün heveslerini ve bütün sevinçlerini bir anda bitiriyor. Çünkü yerde eski bir halı, halının üzerinde tahta bir sofra, sofranın etrafında 4 küçük çocuk ve sofranın üzerinde de küçük bir tepsinin içerisinde bayat ekmeklerden yapılmış ekmek makarnası var. 4 küçük çocuk misafirleri görünce hemen kaçışıyorlar. Belki birisi üzerindeki eski elbiseden utanıyor, belki birisi üzerindeki pijamadan utanıyor ama bir anda dağılıyorlar. Sonra iftar vakti geliyor. İftar vakti geliyor ama 3 kız arkadaş eve geldiklerine 1000 pişman. Ağızlarına aldıkları her bir yumuşak lokma boğazlarından bir demir parçası gibi geçiyor. Ne yaptık, niye geldik diyorlar kendi aralarında ya da gözleriyle konuşuyorlar. Keşke gelmeseydik diyerek içlerinden o günü bir kayıp gibi görüyorlar. Ama gelmiş bulunuyorlar işte bir kere, ne yapsınlar? Bir an Midiha'nın annesi durumu kurtarmak için diyor ki, ya aslında bugün tarhana yapacaktım. Aslında kıyma almıştım, köfte yapacaktım ama işte tüpçü tüpü geç getirdi, bir şey yapamadım diyor. Evin en küçüğü, anne gerçekten bu saydıkların dolapta var mıydı? Küçük çocuk koşarak dolabın kapağını açıyor. Ancak dolapta hiçbir şey yok. Hiddetle dolabın kapısını kapatıp annesinin gözlerine şiddetle bakan çocuk sofraya tekrar oturuyor. O gün 3 kız arkadaş o sofradan nasıl kalkıyorlar ve eve nasıl dönüyorlar bilemeyiz.
Gidişleri sanki bir düğüne gider gibi, ancak dönüşleri bir cenaze evinden döner gibi. Evlerinde sahura kalkıyorlar. Sahura kalktıklarında boğazlarından hiçbir şey geçmiyor. Hatta bir arkadaşın gözyaşları önündeki yemek tabağına damlıyor. Ertesi sabah okula gittiklerinde ilk teneffüs bir araya geliyorlar. Durumu anlatıyorlar. Diyorlar ki boğazımızdan hiçbir şey geçmedi. Çünkü orada bir ev var ve o evde bir çocuk. Diyorlar ki ne yapalım? Bir şeyler yapalım. Bir şeyler yapmalıyız. Mediha, evet, Mediha'ya yardım edelim diyorlar. Acaba para ile mi destek olsak? Ama Mediha onurlu bir insan. Para vermek onun onurunu kırabilir. Kaş yapalım derken göz çıkarmayalım diyorlar ve kendi aralarında bir karar veriyorlar. Mediha'nın evinin bulunduğu markete gidip marketçi ile küçük bir anlaşma yapıyorlar. Evet, diyorlar ki biz size para verelim. Siz bu parayla bize bir Ramazan kumanyası ya da kolisi hazırlayıp onların evine götürür müsünüz diyorlar. Sanki sizin böyle bir kampanyanız varmış gibi, Ramazan'da böyle bir güzellik yapıyormuş gibi. Gerçekten bunu da yapıyorlar ve Mediha'nın evine bırakıyorlar bu koliyi. Ertesi gün bakalım neler olacak. Mediha okula geldiğinde çok mutlu. Arkadaşlarına diyor ki o gün geldiğinizde hazırlıksız yakalandık. Annem çok güzel şeyler yapacaktı ama siz ansızın geldiğinizden bir şey yapamadık. Ama yarın iftara bize gelirseniz güzel bir iftar yaparız beraber. Ve ertesi gün iftara gittiklerinde o gün buzdolabını açıp hayal kırıklığı yaşayan o küçük çocuk diyor ki annem çorba yaptı, annem pilav yaptı, şunu da yaptı, bunu da yaptı, tatlı da yaptı diyor. Ve belki de bu Ramazan bizim gidip kapısını çalmamız gereken elbet birileri var. İşte tıpkı bu örnek gibi sevgili can bağları. Gitmemiz lazım. O kapıları çalmamız lazım. Belki bir çocuk o gün sevinmek istiyor. Belki bir anne çocukları ile o sofraya baktığında mutlu olmak istiyor. Hadi gelin bu Ramazan birilerinin kapılarını çalalım canlar. Bir şeyler yapalım. Birçok şey yapalım hatta. Uzunca bir ay boyunca zamanımız var. Bugün olmadı yarın, yarın olmadı öbür gün. Ama bence her gününü dolu dolu geçirmeliyiz. 11 ayın sultanı Ramazan. Yani nelere kadirdir, nasıl bereketlidir her birimiz biliriz ve yaşarız. Öyle değil mi? O zaman bu Ramazan'da yine bir şeyler yapalım lütfen ve lütfen. Ama yaptığımızı kimsenin gözüne sokmayalım. Olur mu canlar? Bu çok önemli. Hani sağ gözün görmemesi sol gözün verdiğini, değil mi? O çok güzel. Çok güzel bir uygulama. Efendim, hikayemizin sonuna geldik ama çok güzel şeyleri bizlere hatırlattı. İnşallah bir sonraki hikayede tekrar görüşmek ümidiyle. Paylaşmayı unutmayalım, olur mu? Teşekkür ederim. Aşk ola.